Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Türkiye'nin seçimi 2015'te karşınızdayız bu defa. 7 Haziran seçimlerine 26 gün kaldı. Bütün gözler HDP'de. Partinin barajı aşıp aşamayacağı sadece HDP ilgilendirmiyor. Bütün partiler hesaplarını bunun üzerinden yapıyor. Özellikle de AK Parti. Yine HDP'nin barajı aşması sadece meclisin sandalye aritmetiğini değiştirmeyecek. Başkanlık sisteminin hayata geçip geçmeyeceği ve çözüm sürecinin geleceği de doğrudan bununla ilgili. Yani HDP'nin barajı aşıp aşmaması ile ilgili. Peki son durum ne? HDP barajı geçiyor mu? Aşamazsa nasıl bir yol izlenecek? Partinin önemli isimlerinden. Şanlıurfa Milletvekili adayı Sayın Osman Baydemir bizimle birlikte. Sayın Baydemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. En son 2010 yılında sizinle birlikte olmuştuk. 5 yıl sonra sizi tekrar ağırlıyorum. Sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Başlıyoruz hemen. Evet, HDP'nin Şanlıurfa Milletvekili adayı Osman Baydemir'le röportajı başlıyoruz. Sayın Baydemir, bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi önce şununla başlayalım. Sizin HDP'nin barajı aşıp aşamaması birçok yönden etkili olacak. Yani AK Parti'nin işte bazı hesapları bunun üzerine, CHP bunun üzerine yapıyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi keza onlar da gözlemliyorlar sizi. Başkanlık sistemi birçok tartışma yaşanıyor. Aşamazsa nasıl bir yol izlenecek? Kürt siyasi hareketi meclisi olmazsa bütün bunları bütün yönlerle mercek altına almak istiyoruz. Ama şöyle başlayalım. Nedir son durum? Barajı aşıyor musunuz? Her şeyden önce müsaadenizle 78 milyon insanın yakın geleceğini ve emin olun uzak geleceğini belirleyecek Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin arifesindeyiz. Cumhuriyet tarihinin? Cumhuriyet tarihinin en önemli sonuçları itibariyle en önemli seçiminin arifesindeyiz. Her şeyden önce seçim sonuçları, seçimden sonra oluşacak parlamento aritmetiğinin Türkiye'nin eksiksiz demokrasiye kavuşmasına, Türkiye'nin Kürt sorunu başta olmak üzere nihai barışa ulaşmasına ve şüphesiz ki bütün farklılıklarımızı, bütün çeşitliklerimizi, bütün zenginliklerimizi eşitçe, kardeşçe, özgürlük temelinde, adalet temelinde bir arada yaşamasına vesile olan bir seçim olmasını temenni ediyorum. Maraton neredeyse geri sayım başladı. Urfa şehrinde, Halil Rahman şehrinde gerçekten Türkiye'ye örnek olabilecek bir kampanyayı yürütüyoruz. Şu ana kadar hiçbir siyasi partinin adayından veya hiçbir siyasi partinin tabanından bir diğer siyasi partinin tabanına veya adayına bir çakıl taşı dahi atılmadığı bir seçim yaşıyoruz. Bunun Türkiye'ye bir kez daha örnek olmasını temenni ediyorum. Yani seçim süreci boyunca şiddetsiz, çatışmasız, herkesin hür iradesini sandığa yansıttığı ve sandığa yansıyan hür iradenin de kayıtlara geçtiği ve onun kabul edildiği bir seçim olması temennimi ben yinelemek istiyorum. Ama bu noktada izninizle barajı aşıp aşmaması meselesine döneriz ama AK Parti sık sık dile getiriyor. İşte PKK'nın silahlı varlığı seçimlerin güvenliğini tehlikeye sokuyor diyor. Ne dersiniz? Açıkçası ifade etmek gerekirse her ne kadar Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini yaşıyorsak da Cumhuriyet tarihinin en adil olmayan, en dezavantajlı seçimlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Neden? Bir kere AK Parti hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan gerçekten demokrasiye inanıyorlarsa %10 barajı demokrasilerde toplumun iradesi üzerindeki en büyük şiddettir. Doğrudur. Böylesi bir şiddetin gölgesinde seçime gidiyoruz. İkinci husus, bütün siyasi partiler, parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partiler HDP dışında hazineden yardım alıyorlar. AK Parti hükümeti eski tabiriyle 302 trilyon, CHP 158 trilyon, MHP 78 trilyon kaynakla kampanyayı sürdürüyor. Doğrusu AKP hükümeti bütün bakanlıklarının bütçesiyle, bütün valilik kaymakamlıklarının bütçesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesiyle kampanya yürütüyor. Yetmiyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütçesiyle ve gölge kabinesiyle neredeyse
kampanyayı sürdürüyor. Evet, bu açıdan baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan penceresinden baktığımızda gerçekten de adil olmayan koşullarda bir seçimi yürütüyoruz. Ama Sayın Baydemir, emin olun. İzninizle. Ama burada sonuçta dediğiniz şeyler olsa bile, yaşanıyor olsa bile, seçmen bir şekilde kendi özgür iradesiyle sandığa gidecek, kararını verecek. Doğu ve Güneydoğu'da seçmen özgür iradesiyle davranabiliyor mu? Burada bir silah meselesini nasıl açıklamak lazım? Bu bir algı operasyonudur. Böyle bir şey yok mu efendim? Böyle bir şeyin aslı ve astarı yoktur. Halk üzerine baskı yapmıyor mu? Hiç miskali zerre kadar bir baskı yoktur. Ama demin ifade etmiş olduğum gibi var olan baskı, bana sorarsanız, Türkiye'nin batı yakasında vardır. Türkiye'nin batı yakasında hem kamunun bu gücünün her yerde kullanılması, ama öte yandan HDP'nin neredeyse 45 merkezde büroları, adayları, parti çalışanları saldırıya maruz kaldı. Ve şimdiden başladı bölgenin kimi kentlerinde seçim çalışmamızı yürüten kimi arkadaşlarımız Urfa dışında gözaltına alınmaya başlandılar. Açıkçası söylemek gerekirse HDP yükselcikçe, HDP Türkiye'nin batı yakasından ve Türkiye'nin kuzeyinden ve Türkiye'nin güneyinden ve Türkiye'nin doğusundan, yani hem Kürdistan'dan hem Anadolu'dan hem batıdan ne kadar yükseliyorsa hükümet o oranda bir algı operasyonunu devreye koyuyor. Temel hedefi, temel amacı yükselen bu trendi aşağıya çekmektir. Emin olun Didem Hanım. Bu durumda HDP barajı aşıyor mu diyorsunuz baktığınızda? Emin olun. Bütün bu bahsetmiş olduğumuz bütün algı operasyonları, bahsetmiş olduğumuz dezavantajlı koşullar ya da ekonomik imkansızlıklar, maddi sıkıntılar, bütün bu güçler, hiçbir güç ve hiçbir kudret haklı olmanın gücünden daha etkili değildir. Bütün bu manipülasyonlar, olduğundan farklı göstermeler, haklı olmanın gücünü bastıramayacaktır. Ve emin olun, İstanbul rolünü oynarsa, Halilurrahman, Urfa coğrafyası seçmeni rolünü oynarsa, HDP barajları da aşacaktır. 12 Eylül rejiminin bugünkü mirasçısı olan AK Parti hükümetinin de ısrarla savunduğu barajı da aşacaktır. Ve Türkiye'de bu manada hem barışa kavuşacaktır hem de eksiksiz demokrasisini inşa edecektir. Ama aynı zamanda bir daha şiddet asla diyebileceğimiz, toplumumuzun bütün farklılıklarını bünyesinde barındıran, eşit yurttaş olarak gören ve bir arada yaşatabilen toplumun mayası olabilecek yeni anayasasını da inşa edecektir. Peki, hukukçu olarak onları da sorarım size. Ve şüphesiz ki bölgeler arası gelişmişlik farkının da ortadan kaldırılabileceği güven ekonomisinin inşasında da HDP bu manada parlamento içerisinde etkin rolünü, etkin katkısını da ortaya koyacaktır. Peki Sayın Baydemir, Urfa'yı soracağım size ama Şanlıurfa'yı. Şimdi Sayın Oral Çalışlar az önce burada bizimle birlikteydi. Onun dile getirdiği yazıyı birçok, işte bazı uzmanlar da dile getiriyorlar. Şimdi partiniz 2014 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 9.8 oy aldı. Katılım oranı %74.1'lerdeydi. 2011 genel seçimlerindeki katılım %83.1. Yani buna göre düşüktü diyor Sayın Çalışlar. 2015 Haziran seçimlerinde katılım büyük ihtimalle, bu böyle bir beklenti var, 2011'e yakın bir düzeyde olacak. Yani %83'e yakın bir düzeyde olursa siz 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 3.960 oy almışsınız. Bu kez sizin fazladan 800 bin oy daha almanız gerekiyor. Bu 800 bin oyu barajı aşabilmeniz için ihtiyacınız olan oydan bahsediyoruz. Nereden alacaksınız? Yani AK Parti'ye oy vermiş Kürt oylar size gelebilecek mi? İşte CHP'den mi almayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir strateji izliyorsunuz? Barışa inanan, demokrasiye inanan, birlikte yaşamadan yana olan, emeğin sümürülmemesinden yana olan, bir bütün olarak Türkiye toplumunun tümünün aydınlık geleceğini düşünen herkesten emin olun destek ötebecek göreceğiz. Sadece Halilurrahman şehrinden, Urfa'dan 2011 yılındaki milletvekili seçimlerinde 117 bin oy almıştık. 117 bin. Peki. 2014 yerel seçimlerinde kedilerin trafoya girmesi ve kendi paylarını almalarına rağmen kalan 246 bin, yani %100'ü aşan bir
teveccühle karşılaştık. Peki. Bunu lütfen bir kenara not edin. Halil Rahman şehri %100 oylarını artıracaktır. Teveccühünü artıracaktır. Peki katılım ve 400 oranı, binlere varacaktır. Katılım oranı yüksek olursa eğer. Örneğin Urfa'da HDP şu an itibariyle esnafından emeklisine, işçisinden işsizine, gencinden yaşlısına, seydasından esnafına, bütün toplumsal dinamiklere dokunuyoruz. Ve bir dokunduklarımızdan bin ahlar işitiyoruz. 2014 yılında AKP'ye oyumu verdim, bin pişmanım diyen binlerce, on binlerce insanla, hemşerimle karşılaşıyorum ben. Tam da bu noktada HDP şu anda örneğin Urfa'da birinci partidir. Ama emin olun bizim kaygılarımız var. Ne kaygıları? Kaygımız da seçim hilelerine dairdir. Müsaadenizle burada bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Buyurun. Demokrasinin etiği, demokrasinin ahlakı gereği. Her siyasal parti sadece ve sadece kendisine verilen rey ile yetinmelidir. Her seçmen sandık başına gitmelidir. Sandık başına gitmeyen seçmenin yerine kimse oy kullanmamalıdır, kullanamamalıdır. Örneğin kaygılarımızdan bir tanesi şu anda sezon başladı. Mevsimlik göç başladı Urfa'dan. Dolayısıyla kırsal alanda özellikle bu mevsimlik göçe giden kardeşlerimizin oyunun kullandırılabileceği konusunda kaygılarımız var. İki, bazı bölgelerde geceden oy kullanılıyor. Bunun tekerrür etmemesi gerektiği konusunda burada bir kez daha bu ekran aracıyla çağrıda bulunmak istiyorum. Bir diğer husus, valilikler, kaymakamlıklar, seçim kurulları, bir bütün olarak kamu kurum ve kuruluşları seçim dönemlerinde hükümetin birer organı değil, devletin organıdırlar. Herhangi bir siyasi partinin taraftarlığını yapmamaları gerekiyor. Aslında bu konuda hükümete düşen büyük bir sorumluluk var. Elektrikler gitmemelidir. Elektrikler gitmemelidir. Elektrikler giderse şaibe girmiş olacaktır. Katılım yüksek üçüncüsü, olursa, evet üçüncüsü sorun yanıtı üçüncüsü, alamadım. Memnuniyetle sorun yanıtı vereceğim memnuniyetle. Tamam. Üçüncüsü, işlemler kaydedilirken peki, bilgisayar oyunları, bilgisayar toplamaları 2700'ü yazarken bir sıfırını silerse bilgisayar 270'e düşmüş oluyor. Bütün bu sistemlerin tümünün deneyimi var bizde artık. 2014'te biz bunların tamamını yaşadık. Yani seçim güvenliği gerekli nasıl sağlanacak olan, peki? Gerekli HDP olan olarak ne yapacaksınız? Tedbirlerimizi de aldık. Sandığın başından oy kullanma işleminden torbaların, tutanakların tutulmasına, tutanakların ve torbaların seçim kuruluna gönderilmesine kadar ve seçim kurulunda kayıt işlemine kadar bir bütün olarak zincirleme müşahitlerimiz, yetkili, görevli arkadaşlarımız olacaklar. Ancak bununla birlikte Burada hükümete düşen bir sorumluluk var. Siyasi partilere düşen bir sorumluluk var. Bir etik deklarasyon yayınlamalıdır hükümet. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, kendilerine verilmeyen tek bir oyun kendilerine yazılmasının bir ahlaksızlık olduğunu ve bunu zinhar reddettiklerini dekere etmelidirler. Ben burada müsaadenizle bütün Türkiye nezdinde ve özellikle kendi seçim bölgem için söylüyorum. Hı hı. HDP'ye verilmeyen tek bir oyun Urfa'dan bana verilmesi, HDP'ye verilmeyen tek bir oyun bizim hanemize yazılması bize haram olsun. Ama bize verilen tek bir oyun AKP hanesinde ya da bir başka siyasi partinin hanesinde yazılmasında haram olsun ve bunu asla ve kata kabul etmeyeceğiz. Sonuçları itibariyle şaibeli bir seçimin Türkiye'yi götüreceği büyük handikapları bugünden görmek ve gerçekten insanların algısında, insanların duygu dünyasında şaibesiz bir seçimin olacağının güvenini verme görevi, ödevi herkesten ve her şeyden önce hükümettedir, Sayın Başbakan'dadır diye düşünüyorum. Seçim güvenliği tam olarak sağlanırsa diyorsunuz, etikle davranılırsa işte 4 milyon 750 bin civarında bir oy almanız gerekiyor. Bu oyu ulaşırız, aşarız diyorsunuz. Öyle mi? Şu an itibariyle bu özellikle oy... AK Parti seçmenine de dönük mesajlar verdiniz ama CHP seçmeninden de beklentileriniz var mı? Emin olun Urfa özgürlüğünde harekete baktığımızda hem MHP temalında daha önce
oyunu MHP vermiş seçmen. Daha önce oyunu AKP'ye vermiş seçmen. Daha önce oyunu CHP'ye vermiş seçmen. Bu dönem HDP diyecektir. Bu dönem HDP dediğini ifade ediyor. Ben bu atmosferin, bu algının... MHP seçmeni de. Ve bunu göreceğiz. Sandık bazlı göreceğiz. Bu algının Türkiye genelinden bir algı olduğunu düşünüyorum. Türkiye genelinden bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Davutoğlu'nun meydan meydan dolaşıp, Sayın Genel Başkanımız Sayın Demirtaş şahsında HDP'ye yönelik adeta bir siyasi linç kampanyasını başlatmasının kökeninde de emin olun bu yükseliş var. Peki Sayın Baydemir. Özellikle de müsaadeniz olursa, özellikle de bu konuda Türkiye'nin doğu yakasında, özellikle de Kürt kardeşlerime, özellikle de Urfalı kardeşlerime bir çağrım var. Eğer ku emle hevdu veren rahmi ve hukadaleme veren rahmi. Ne dediniz? Eğer biz ittifak edersek. Kürtçe konuştum. Eğer biz duygu dünyamızı buluşturursak, emin olun bu coğrafyaya barış gelecek, bu coğrafyaya rahmet gelecek. Çünkü neçe itibariyle bu hükümet 13 yıldır iktidar. 13 yıl iktidar olmasına rağmen bugün Urfa'nın içerisinde bulunduğu haliyet-i ruhiyet Didem Hanım kabul edilemezdir. Peki, 48 tane ilin amele pazarı haline dönüştürülmüş Urfa. Peki, ve Urfa enerjisiz bırakılmış. Sayın Baydemir, sizin çok dolu olduğunuzu Urfa, görüyorum ama çok soru sormama izin verirseniz. Bugün karanlıkta ben niye acele ediyorum biliyor musunuz? Niye, neden? Elektrikler gidebilir, karanlıkta kalabiliriz, yayın kesilebilir. Jeneratör var, Urfa'da merak çünkü etmeyin. Zırt pırt kesiliyor, biz öyle enerjisiz mi kalıyoruz. Tarlalar enerjisiz kalıyor, enerjiden dolayı pamuk kuruyor, buğday kuruyor, arpa kuruyor. Peki. İnsanlar emin olun kepenk kapatıyor şu an Urfa'da. Esnaf kepenk kapatıyor. Hükümetin Suriye politikası, hükümetin Orta Doğu politikası adeta Urfa'yı bu son bir yıllık zaman dilimi içerisinde nana muhtaç hale getirmiş durumda. Peki, ve bundan Türkiye etkilendi. Şimdi Diyarbakır kadar kilit bir yere sahip. Özellikle Urfa'ya dönük mesajlarınızla biraz bunu doğruluyor beni diyebilirim. Şimdi barajı aşarsanız kaç vekil çıkartacaksınız Şanlıurfa'dan? Şeş nave kadehaş. En az 6 tane çıkaracağız. Hem Kürtçe hem Türkçe mesaj evet veriyorsunuz. En az 6 tane şeş çıkaracağız. Ya da 5 ya da? 6. 6 tane. Ben inanıyorum ki birinci partiyiz Urfa'da. Ve en az 6 tane vekil çıkaracağız. Benim inancım o ki Urfa bu noktada barajın aşılmasına öncülük eden bir kent olacaktır. Şüphesiz ki bu manada İstanbul öncelik yapan bir kent olacaktır. Mersin, Adana, İzmir, Bursa öncülük yapacak kentler olacaktır. Peki, Bingöl, Muş, Ağrı daha AK Parti ile HDP arasında böyle kıran kırana bir mücadele geçtiği görülüyor. Bu iller neden önemli? Bingöl, Muş, Ağrı. Bütün bu Serhat hattı dediğimiz hatın tamamında, daha doğrusu Kürt coğrafyasının tamamında AKP hükümetinin politikaları çok açık ve net bir şekilde görüldü. AKP hükümetinin politikaları bir kez daha söylüyorum Suriye meselesinde, Suriye'ye düşen ateşte hükümet benzin döktü. Orada yüz binlerce insanın dökmüş olduğu gözyaşında hükümetinin payının, rolünün olduğu görüldü. Sayın Baydemir. Kobani'deki hükümet politikasının Türkiye'ye yansıması, Urfa'ya çıkarmış olduğu fatura bütün Türkiye tarafından ve şüphesiz ki bölgede görüldü. İşte bütün bunlar hükümetin politikalarının bölgede iflas ettiğinin aynı zamanda delaleti. O politikalar iflas ettiği için bölgenin genelinde HDP birinci parti olarak çıkacaktır. Peki işte bu birinci parti Kürt oylar tartışması var biliyorsunuz. HDP'nin barajı aşmasında işte öncelikli olarak bu AK Parti'ye giden oylara işte oyların kilit öneme sahip olduğunu birçok kişi söylüyor. Ne dersiniz? Yani kime oy veriyor dindar Kürtler? Ya bu tanımdan hoşlanmadığınızı da biliyorum zaman zaman ama HDP'ye mi veriyor? Burada bir değişim var mı bu oylarda? Bir değişim yaşanacak mı? Diyarbakır'da bir aday gösterdiniz. Bir müftüyü gösterdiniz aday. Hedefiniz o mu? Yani dindar Kürtlerin gönlünü nasıl kazanacaksınız? HDP'nin bütün aday profiline baktığımızda Türkmeniyle, Kürdüyle, Arabıyla, dindarıyla, laikiyle, sosyal demokratıyla, işçisiyle, işsiziyle, öğrencisiyle, kadın temsiliyetiyle. Açık söylüyorum.
bütün Türkiye'nin farklılıkları, bütün Türkiye'nin çeşitlikleri, bütün Türkiye'nin gerçekleri bugün HDP'nin listesi içerisinde bulunuyor. Dindar Kürtler de bir gerçek ama. Dindar Kürtler. Bütün bu gerçekler listenin içerisinde yerine edilmiş durumda. Onlara nasıl dokunacaksınız onlara? İlk defa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa HDP listesiyle her etnik kimlik, her inansal kimlik, Alevi kimliğiyle dindar Müslüman Kürt, dindar Müslüman Türk kendi kimliğiyle parlamentoya taşınacak. Ve parlamento aslında ilk defa Türkiye kimliklerine, Türkiye çeşitliliklerine, Türkiye farklılıklarına kapısını açacak. Bu hükümet maalesef Türkiye'yi özellikle bu son 4 yıllık zaman dilimi içerisinde kutuplaştırarak, ötekileştirerek böldü. Nefessiz kaldı Türkiye. HDP'nin listesiyle ve HDP'nin barajı aşmasıyla, HDP'nin parlamentoya girmesiyle Türkiye nefes alacak. Peki AK Partili temsilciler diyor ki Sayın Baydemir, işte barajın altında kalmaları HDP için, sizin için söylüyor, hayırlı olacaktır diyor. Bunları duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Barajın Kenan altında Evren, kalmanız 12 hayırlı. 12 Eylül askeri darbesinin mimarlarından. 12 Eylül anayasası %90'ı aşkın bir destekle kabul görmüştü. Şimdi meydan Sayın Cumhurbaşkanı geziyor ve 400 milletvekili istiyor. Yakında Sayın Evren'in istediği gibi o da 550 milletvekili isteyecek herhalde. 525 milletvekili isteyecek herhalde. Allah aşkına demokratik bir mantık içerisinde bunun yerini nereye koyabiliriz? Bu kadar olanak, bu kadar fırsat, bu kadar hani kamu olanaklarının bireysel manada kullanışına baktığımızda hani bunun demokrasi bunun neresinde? 400 vekili siz de hukukçusunuz diyor ki başkanlık sistemi için istiyorum ve Türkiye'nin yararına olacağını düşünüyorum diyor. Emin olun Türkiye'nin yararına olan bir şeyde HDP'nin gerek ana muhalefet rolü, HDP'nin gerekse Türkiye'de alternatif bir yönetim oluşturma perspektifi Türkiye'nin lehine olan her şeyde HDP destek sunacaktır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın istemiş olduğu rejimin adı başkanlıktır ama içeriği başkanlık değildir. Normalde başkanlığa karşı değilsiniz ama. Hayır öyle demeyin. Onun istemiş olduğu. Yani AK Parti'nin sunduğu, anladım. AK Parti'nin istemiş olduğu demokratik rejimler içerisinde bir karşılığı yoktur. Bakın şahsa münhasır bir yönetim modelini istiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şahsa münhasır yönetim modelini biz Orta Doğu'da Kürtler olarak biz yaşadık. Biz Suriye'de bunu yaşadık. Esad'ın, baba Esad, oğul Esad'ın şahsına münhasır bir başkanlık modeliydi. Ve Kürtler bundan acı çektiler. Orta Doğu halkları bundan acı çektiler. Irak'ta Saddam rejimi şahsa münhasır bir başkanlık rejimiydi ve meclis bir danışma organı nitelindeydi. Mısır'da yine Mübarek'in meclisi bir danışma organı nitelindeydi ve şahsa münhasır bir başkanlık vardı. Dolayısıyla bu rejimlerden, bu diktatöryel rejimlerden emin olun Orta Doğu halkı çektiği kadar Türkiye halkı da milli şeflikten çekti. Bir kez daha bir başka milli şefliğe bu ülke ihtiyaç duymaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın istemiş olduğu kumaş, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahip olmuş olduğu kumaş eski bir kumaştır. Bu eski kumaştan yeni bir gömlek çıkmaz. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede henüz parlamenter rejim uygulanmadı ki. Henüz kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, dokunulmazlığı bütün bunlar uygulanmadı ki rejim uygulanmadı ki başkanlık rejimine ihtiyaç duysun. Peki. Bu itibarla da evet HDP bu manada demokrasi dışına kayış önünde en büyük engeli oluşturacaktır. Sayın Baydemir. Ve bunu da yılların tecrübesinden, birikiminden hareketle, süzüle görmüş olduğu büyük bir riski önüne geçmek adına bunu deklare ediyor. Yoksa sırf AKP istediği için hani AKP istedi diye karşı çıktığı bir sistem değildir. Anladım. Bu Orta Doğu'da denendi ve halklarımıza
büyük acılar, büyük travmalar yaşattığı için karşı çıkıyor Peki, HDP. Çözüm sürecini bir de 7 Haziran sonrasını ve sürecin nasıl etkileneceğini, öte yandan barajı aşmaması durumunda hem çözüm süreci hem de siyasetin buna nasıl etkilenebileceği ile ilgili sorularım var ama siz 5 yıl önce 22 Ekim 2010 tarihinde bizim programımızda, Türkiye'nin Nabzı programına Habertürk'e konuk olmuştunuz. Orada yaptığınız daha o zaman çözüm süreci ortada yoktu. Ama öyle açıklamalar yaptınız ki sonrasında siz de biraz zor durumda kaldınız. Neler söylemiştiniz bir hatırlayalım. Sayın Baydemir 22 Ekim 2010 tarihinde Habertürk'te hangi açıklamaları yapmıştı bir hatırlayalım, sonra kendisini dinleyeceğiz. Çok açık ve net söylüyorum. 21. yüzyılda şiddet miadını doldurmuştur. Hem Kürtler açısından miadını doldurmuştur, hem devlet açısından miadını doldurmuştur. Hem PKK aslında miadını doldurmuştur, hem ordu aslında miadını doldurmuştur. Dolayısıyla şiddeti bir kenara bırakmamız lazım ve şiddeti bir kenara bırakabilmemizin, şiddeti bir hak arama veya şiddeti bir isyanı bastırma aracı olarak kullanmaktan vazgeçebileceğimiz, araçları elde edebileceğimiz bir zemini yakalamamız lazım. Şiddet miadını doldurmuştur demiştiniz. Hem Kürtler hem devlet açısından, hem PKK hem ordu açısından miadını doldurmuştur. Çok önemli sözlerdi bunlar. Bir kez daha tekrarlamak ihtiyacı duyuyorum. Şiddeti bir kenara bırakmak gerekir. Şiddeti bir hak arama, şiddeti isyanı bastırma aracı olarak kullanmakta vazgeçeceğimiz bir zemini yakalamak lazım demiştiniz. Fakat sonra tepki gördünüz. Öcalan'dan tepki gördüğünüzü Şimdi, biliyorum. Şimdi müsaadeniz olursa, evet. Şükürler olsun ki Rabbimi, Türkiye halklarının, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Lazların, Çerkezlerin ne kadar halk varsa, Türkiye halklarının barış feraseti bugün bu söylemi yaşamsal kılıyor. 5 yıl önceki söylemi yaşamsal kılıyor. Ve müsaadeniz olursa, burada emeği geçen herkese ben teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle ve özellikle de Sayın Öcalan'a teşekkür etmek istiyorum. 2013 Nevroz'unda Diyarbakır'daki deklarasyonla işte demin ifade etmiş olduğumuz süreç başladı. Tahkim edilmiş ateşkese kadar. Şu anda kimi provokasyonlar, kimi kışkırtmalar olmakla birlikte 2013-2015 arifesi içerisinde Türkiye'nin batı yakasına ve Türkiye'nin doğu yakasına asker ve gerilla cenazesi kazalar dışında, kimi provokasyonlar dışında gelmiyor. Ama Öcalan size bakın, o dönemde tepki göstermişti. Bakın, siz bakın. Evet. Bu hayati derecede önem arz ediyor. Orta Doğu'ya baktığımızda, Suriye'ye baktığımızda önemli olan bunu nihai barışa dönüştürebilmektir. Bu takip edilmiş ateşkesi nihai barışa dönüştürebilmektir. Emin olun eğer hükümet, AKP hükümeti rolünü oynamış olsaydı bugün biz burada bunları konuşuyor olmayacaktır. Bambaşka gelişmeleri konuşuyor olacaktık. Kobani'de, Şengal'de, Mahmur'da, Kerkük'te, Daesh çeteleri, barbarlık örgütü Kürtlere saldırdığında, Kürt kardeşlerimize saldırdığında Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, hükümet esas kendisinden beklenen rolü, misyonu yerine getirebilseydi bugün Türkiye bambaşka bir noktada olacaktı. Peki HDP bu rolü yerine getirebildi mi ki? Yani siz burada bir öz eleştiri yapmıyor musunuz? Yani HDP AK Parti'yi suçluyor, AK Parti de HDP'yi suçluyor. Yani ne olacak? Yani nasıl bir yansıması var şu baktığınızda? Bakın, hükümetin başından beri politikası şuydu. Ben açık söylüyorum. 2005 yılında da ya da 5 yıl öncesine de dönersek, o günkü koşullar içerisinde ya da bugünkü koşullar içerisinde hükümetin, daha doğrusu devletin Kürtlere karşı temel bir refleksi var. Evet. O refleksin içerisinde de açık söylüyorum kendi içerisinde çatıştırmak. Kendi içerisinde karşı karşıya getirmek. Veya var olan aktörleri toplum nezdinde itibarsızlaştırmak. O günkü koşullar içerisinde bize yapılan bugün Genel Başkanımız Sayın Demirtaş'a yapılmaya çalışılıyor. Adeta bir siyasi lince maruz bırakılıyor. Neredeyse son bir yıllık zaman dilimi içerisinde üçüncü siyasi linçtir ki hükümet kökenli, hükümet odaklı Sayın Genel Başkanımıza dair bir
haksız, büyük bir haksızlık yapılıyor. Size yapıldı mı o haksızlık? Tam da bu noktada. Örgüt tarafından, Öcalan tarafından. Bu hükümet tarafından yapıldı. Hayır, ben başka bir şey devlet soruyorum. Devlet odaklı yapıldı. Bilinçli olarak, Didem Hanım, zamanımız yeterse aslında bunu açmak isterim. Biraz açalım. Bana bir yıl içerisinde emniyetten 7 kez resmi tebligat yapıldı. Suikaste maruz kalacaksın. Silahlı suikaste maruz kalacaksın. Kim suikasti düzenleyecekmiş peki? Emniyete göre Kürt Özgürlük Hareketi yapacakmış. Emniyete göre. Evet. Ama emin olun emniyetin kendisi ya da derin güçlerin kendisi yapacaktı. Ben onlara kendisi açık ve ne söyledim. PKK yapmayacaktı diyorsunuz. Bana suikast olursa bu devletin kurşunudur. Bu böyle bilinli. Bu halk da böyle bilecektir. Ben de böyle bileceğim. Eşim ve çocuklarım da böyle bilecektir. Allah korusun. Dolayısıyla bir nevi çözme iradesinden ziyade kendi içerisinde böl, parçala, yönet. Kürtlerin karnı buna tok artık. Buna tok. Ne beni bir başka mücadele arkadaşımla, ne de beni Kürt Özgürlük Hareketi'nin herhangi bir aktörüyle bu devlet ya da herhangi bir devlet Rabbim nasip etmesin ki karşı karşıya getirmeyi başaramayacaklardır. Dolayısıyla işin özüne bence dönmemiz lazım. İşin özü de odur peki, ki... Peki, işin özüne şuna dönelim. Çözüm sürecinin geleceği var barışa, mı? Kim barışa katkı sunacaksa, hı hı, bizim yüreğimizin kapısını ona açmamız lazım. Kim barışa el uzatacaksa, bizim elimizi ona uzatmamız lazım. HDP tam da bu noktada. Parlamento zemini içerisinde büyük bir fırsattır. Türkiye halkları için bir fırsattır. Nihai barışın inşası için bir fırsat. Peki ama seçim meydanlarındaki dile, öncesinde yapılan açıklamalara baktığınızda bunlar seçim hesapları mı? Yoksa seçimden sonra bu süreçle ilgili aslında tekrar bu uzlaşma ve barış iklimine geri dönülecek mi? Kayıtsız ve koşulsuz. Ne olacak? HDP barışı savunmaya devam edecektir. Legal, demokratik siyaseti sürdürmeye devam edecektir. Hem parlamento zemininde hem parlamento zemininin dışında. Ancak şunu da görmemiz lazım. HDP'nin parlamento içerisinde olması demek. Ya da şöyle soralım. Parlamento içerisindeki bir HDP mi yeni bir anayasa inşa edebilir? Barışı, nihai barışın inşasında rol oynayabilir? Ve HDP parlamento içerisindeyken mi şiddet kültürü önünde güçlü, mukavemetli bir bariyer oluşturabilir? Yoksa parlamento dışındaki bir HDP mi bunları gerçekleştirebilir? Şüphesiz ki parlamento içerisindeki bir HDP'nin bütün bu alanlar içerisinde üstleneceği rol, misyon çok büyük olacaktır. Tam da bu noktada. Tam da bu noktada Türkiye silahlar olmadan nasıl yapılacak bu? Türkiye halklarına bu manada çağrımdır. Türküne, Kürdüne, Lazına, Çerkesine. Silahlar varken daha doğrusu. Dindar Müslümanına, laikine. Gelin hep beraber sırtımıza bir yük yükleyin. Ya anladım ama Sayın Biden, barışı siz benim dediğimi anladınız. Yükünü yükleyin. Nasıl yapacaksınız? Yani orada silahlar dururken ve silahlar hala Türkiye toprakları içerisindeyken siz HDP olarak bunu nasıl gerçekleyen, meclisin içine girseniz bile silahlar orada devam ettiği sürece edecek mi orada silahlar varlığı? 2013 ne zaman gömülecek? Evet. Bugüne değin HDP'nin efor sarf etmiş olduğu, bir parçası olduğu bir müzakere süreci, bir diyalog süreci daha doğrusu. Tamam. Bir türlü müzakereye dönüştürülmedi. Bu elbette ki partneri, bir paydaşı HDP olacaktır, olmaya devam edecektir. Hı hı. Ama bununla birlikte elbette ki paydaşı, partneri, tarafı devlet olacaktır. Devlet adına hükümet, hükümetin ilgili kurulları, meclisin kendisi olacaktır, meclisin kendisi olmalıdır. Ve bu bir müzakere olarak, bu bir mücadele olarak, bir mücadele hattı olarak devam edecektir. Yakın geçmişimize baktığımızda, hı hı, ne zaman ilk defa Kürt muhalefetiyle devlet arasında ilk temas ne zaman başladı? Ne zaman başladı? DEP milletvekillerinin parlamentoya girmesiydi. Rahmetli Özal döneminde. Hı hı. Ne zaman kesintiye uğradı? Parlamenterlerin meclisin dışına itilmesiydi. Peki ne meclis, zaman tekrar başladı? Meclis dışında, onu da söyleyin. Meclis dışında kalırsanız ne olacak? Çözüm süreci ne olacak?
Kürt siyasi hareketi, ona çok önem veriyorsunuz ve altını çiziyorsunuz. Kuşkusuz mecliste olmanız çok önemli. Ama meclisin dışında olursanız eğer, süreç ne olacak? Türkiye nasıl gelişmelerle karşı karşıya kalacak? Ne yapacaksınız? Barış ertelenemez bir ihtiyaçtır. Peki. Barış, haklının hakkını haklıya teslim etmekle gelir. Dolayısıyla HDP, parlamento zemini içerisinde de, parlamento zemini dışında da, sokakta da barışın inşası mücadelesini sürdürecektir. Bugüne kadar nasıl sürdürme çabasını ortaya koyduysa bugünden sonra da ortaya koymaya devam edecektir. Bakın bu konuda bir kez daha söylüyorum. Hükümetin ve devlet kurumlarının samimiyetine ihtiyaç var. Bu manada çabasına ihtiyaç var. Sayın Davutoğlu Urfa'daydı. Ve oradan Kobani'ye geçti. Yani Rojava Kürdistan'ına geçti. Orada Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti. Emin olun Didem Hanım, eğer bugün Süleyman Şah Türbesi Rojava toprakları içerisindeyse bu binlerce insanın hayatını yitirmesiyle barbarlığa karşı bir direnç ortaya koymasıyla gerçekleşmiştir. Müsaadenizle ben bu konuda Arin Mirhanları, Peşmerge Hocamları, Sübhi Necatları saygıyla, hürmetle yad ediyorum. Keşke Sayın Davutoğlu orayı özgürleştiren o insanların ruhuna da bir fatiha okusaydı. Keşke o emeği de görseydiler. Ve keşke Sayın Cumhurbaşkanı miting miting gezip Kobani düştü düşecek, düştü düşecek demeseydi. Bakın düşen yerler, Ninova düştü. Ninova'da o barbarlık örgütü dediğimiz akım 15 bin yıllık bir kültürel mirası baltalarla, sopalarla, grederlerle yerle bir ettiler. Emin olun aynı şey Süleyman Şah Türbesi'ne de yapılacaktı. Peki. Dolayısıyla barışı biz nasıl inşa edebiliriz biliyor musunuz? Birbirimizin emeğine, birbirimizin varlığına, birbirimizin geleceğine sahip çıkarak, eşitlik hukukunu kurarak, eşitlik hukukunu inşa ederek ancak sahip çıkabiliriz. Ve emin olun HDP bunu inşa edecektir. Peki. Şimdi şu kanaat de var toplumun bazı kesimde. Az önce oylara sorarken şunu da sordum ya. Yani bu 800 bin oy kimden alacaksınız sorusunu sorduğumda AK Parti ile dönük işte bazı işte eleştirilerde bulunduğunu, yani seçmenin bu eleştirilerde bulunduğunu söylediniz. Ve oradan size oy bir beklentiniz olduğunu anlıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte dönük bazı mesajları da olacak mı acaba HDP'nin diye bu sorular da merak ediliyordu. Şunu sormaya çalışıyorum. Yani siz işte batıdakilere ne söyleyeceksiniz? Meclise girdikten sonra işte batıdakilerin şöyle kaygıları var. Bölünüyor muyuz? Kaygısı var. Ulus üniter yapı bölünecek mi? MHP bölünecek ve çözüm süreci kesinlikle biz ona karşı çıkıyoruz. Devam ettirmeyeceğiz diyor. Ne söylüyorsunuz? Ya bizi kandırıyor mu acaba HDP diye düşünen seçmene ne dersiniz? Maalesef ülke duygu düzeyinde uzun bir zamandır özellikle de hem CHP'nin politikasıyla hem MHP'nin politikasıyla ama özellikle de hükümetin politikasıyla nihayetinde 13 yıl iktidar olan kendileri zaten bölünmüş. Bunu bir arada tutmanın mayasıdır HDP. Tekrar bağdaştırmanın mayasıdır HDP. Karadeniz'den Kürt coğrafyasına, Kürt coğrafyasından Akdeniz'e, Akdeniz'den Trakya'ya bunu Nuh'un gemisidir aynı zamanda Nasıl HDP. Nasıl bir bölünmüşlük var şu anda? Duyguda bir bölünmüşlük var. Sayın Cumhurbaşkanı %51 benim olsun diyor. Geriye kalan %49 tamamen karşıtım olsun ve bu kutuplaşma üzerinden bir iktidar inşa edeyim ve bu iktidarı sürekli kılayım politikasını ve pratiğini ortaya koyuyor. Oysa ki bir ülke bana göre, bize göre böyle yönetilmez. Siyasetin temel maksadı, temel amacı var olan sorunları çözmektir. Olmayan sorunları da varmış gibi gösterip toplumu yeniden ayrıştırmak değildir. Toplumu yoksullaştırarak, geniş yığınları yoksullaştırarak, nana muhtaç ederek ondan sonra da sosyal yardım paketleriyle adeta namerde muhtaç hale getirerek toplum düze çıkarılamaz. Bu barajı, da, barajı aşamamanız bu durumunda Türkiye'yi zor olun. Günlerin beklediği şeklinde yorumda analizde bulunanlar var. Ne dersiniz? Emin olun bana göre AKP 2002-2015 AKP
rolünü oynadı. Belli bir noktaya kadar rolünü oynadı. Yapabileceklerini de yaptı. AKP 2008'lerden sonra hem ekonomik politikalarda, hem sosyal politikalarda, hem şeffaflık politikalarında, hem Avrupa Birliği entegrasyonu politikalarında miadını doldurdu. Dünya nebzoru, dünya bu doğru. Dor dora HDP'yi. Dünya emin onun zorla değil. Sırayladır. Şimdi sıra HDP'de. HDP'nin sırası geliyor. Evet. Ve bunun tercihi şüphesiz ki mühür bizi izleyenlerin elindedir. Mühür halkın elindedir. HDP bir kez daha söylüyorum. Şiddet barışın... bu ülke şiddetle karşı karşıya kalacak mı Sayın Baydemir? Siz bir katıldığınız televizyon programında işte PKK mahkemelerinden bahsediyorsunuz. İşte daha sonra da farklı bir yöne gidiyor. Türkiye'nin bir realitesi diyorsunuz. Yani ne yaşanacak seçimlerden sonra barajın altında kalırsınız? Şu anda HDP'nin bütün kurmayları, bütün adayları, binlerce gönüllüsü, on binlerce sempatizanı bir daha şiddet asla diye karınca misali çalışıyor. Osman Baydemir parlamentoya gitsin, milletvekili olsun diye ben çalışmıyorum. Bu ülke Türküyle, Kürdüyle, çocuklarına, yarınlarına şiddeti miras olarak bırakmasın diye biz çalışıyoruz. Ben şunu mu anlıyorum? Lütfen çok, çok açık net sorayım. Ve net. Açıkça çok söyle. Açık ya, sözlerinizden biraz da sanki öyle bir mesaj bakın, çıktı. Bakın. Osman Baydemir için değil, şiddet olmasın için bu, çalışıyor dediniz ya. Mecliste Kürt siyasi hareketi olmazsa eğer, gitmezseniz, sizi sormuyorum. Ben hareketinizi soruyorum, HDP'yi soruyorum. Türkiye şiddetle karşı karşıya mı kalacak? Bakın, Türkiye Orta Doğu coğrafyasını bir bütün olarak gözümüze getirelim. Orta Doğu coğrafyası kaynıyor. Bundan dersler çıkarmamız lazım. Peki. Her şart ve koşulda parlamento içinde veya parlamento dışında mutlaka bu ülkenin barışını, sulhunu tesis etmesi lazım. Barışını ve sulhunu tesis etmek için HDP'nin üzerine düşen her türlü sorumluluk, misyon, görev, çaba fazlasıyla yapılıyor, yapılmaya devam edilecektir. İster parlamentoda olalım, ister olmayalım. Şunu herkesin görmesi lazım. Parlamentoda olan bir HDP çok daha güçlü bir HDP'dir. Peki. Kendi arka planında da Türkiye'nin batı yakasında da. Ama bu evet. Sorumluluk tek başına HDP'nin değildir. Bu sorumluluk bütün siyasi aktörlerin, bütün siyasi partilerindir. İki sorum var merak ettiğim. Osman Baydemir'in ne söyleyeceği merak ettiğim iki sorum var. Süren bitti ama hızlıca sorayım ne olur. Hızlıca yanıt verin. Cumhuriyet Halk Partisi beyannamesine çözümü aldı ama işte diyor ki İmralı ve Kandil'le görüşme olmaz diyor. Biz bunu HDP ile meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz. Ne dersiniz, gerçekçi buluyor musunuz? Ben bütün dinamiklerin ne kadar dinamik varsa çözümün, nihai çözümün gerçekleşmesine ve en hızlı şekilde gerçekleşmesine kimlerin katkısı varsa asla kendimizi katkıya kapatmamamız gerektiğine inanıyorum. Bütün aktörlerin rolleri, güçleri oranında çözüm sürecinin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Elbette ki parlamento bu işin esas merkezi, esas çözümün adresi olacaktır. Zaten HDP'nin de bakış açısı bu, Sayın Öcalan'ın da bakış açısı bu, Emiroğlu'nun Kürt hareketinin bütün dinamiklerinin bakış açısı da bu iş parlamento zemini içerisinde çözülsün talebidir. Sayın Baydemir, koalisyon tartışmaları var. AK Parti ile koalisyon yapar mısınız? HDP her şeyden önce asla asla AKP değildir. HDP asla CHP değildir. HDP yeni bir yaşam, yeni bir perspektif sahibi ve Türkiye'nin nefes alabileceği yeni bir akımdır. Yeni bir siyasettir. Tamam. Elbette ki parlamento zemini içerisinde ana muhalefet olduğumuzda doğruya doğru diyeceğiz. Doğru nereden geldi? Kim doğruyu ifade etti? O kimliğe bakmayacağız. Doğru mudur, değil midir? Yanlış nereden geldi? Kimden geldi? Onun da kimliğine bakmayacağız. Yanlışa karşı çıkacağız. Nihayetinde olması gereken siyaset de budur. Ama emin olun HDP ana muhalefettir. Misyonu itibariyle ve HDP 2019'da da emin olun alternatif bir yönetimin, alternatif bir iktidarın, yeni bir iktidarın inşallah
inşacısı olacaktır. Müsaadeniz olursa ben bir cümleyle ifade etmek isterim ki bugün Urfa'dan geliyorum ve bunu ifade etmek zorundayım. Urfa esnafı kan ağlıyor. Urfa çiftçisi kan ağlıyor. Urfa'nın hastaneleri, hastaları, hasta yakınları kan ağlıyor. Urfa'nın neredeyse ekmeğiyle oynandı. Bugün Suriye'den gelen kardeşlerimin bütün yükünü Urfa halkı çekiyor. Ve bu bile başlı başına savaşın ne demek olduğunu, hükümetlerin yanlış politikalarının, faturalarının kime çıktığının çok bariz, çok açık, net ispatıdır. O halde yapmamız gereken tek şey var. Berhemhal yeni bir anayasayı inşa etmektir parlamentoda. Berhemhal barışı inşa etmektir. Ve şüphesiz ki bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaktır. Biz de bu noktada hem Urfa halkının hakkına, hukukuna kavuşmasının çabalayıcısı olacağız. Ama aynı zamanda Urfa halkının avukatlığının yanı sıra barışın, yeni bir anayasanın ve kardeşlik hukukunun inşasının inşallah avukatlığını yapacağız. Sayın Baydemir, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Urfa'dan sizi buraya yorduk ama çok sağ olun. Görüşlerinizi aktardığınız için. Çok ben çok teşekkür ediyorum. Şükran Zorspas. Çok teşekkürler, sağ olun. HDP'den çok değerli ismi, partinin önemli isimlerinden Şanlıurfa Milletvekili adayı Osman Baydemir konuğumdu. Ben kendisini uğurlayacağım. Biraz sonra tekrar karşınızda olacağız.